Bugün Diyarbakır Deva İl Başkanlığı'nda kamuoyu tarafından Suruç olayları olarak bilinen olayın mağdurları Emine Şen Yaşar ve Ferit Şen Yaşar bizleri ziyaret ettiler. Dava dosyaları ile ilgili ve yaşanan olaylarla ilgili bir görüşme yaptıktan sonra biz de bu konuyla ilgili sizlere açıklama yapmak istiyoruz. 3 yıldır bir adalet mücadelesi veriyoruz, bir hak mücadelesi veriyoruz. Son 3 aydır da Şanlıurfa Adliyesi önünde annemle beraber bir adalet mücadelesi veriyoruz. Bu adalet mücadelemizi sürdürürken son aldığımız kararla beraber haftanın 4 günü Şanlıurfa Adliyesi önünde olacağız. Bir günü de farklı bir ili ziyaret edip oradaki siyasi partiler, STK ve barolarla görüşüp bu yapılan zulmü, katliamı anlatacağız. Bu bize, ailemize karşı bir katliam yapıldı. Şu an yargı yoluyla bir zulüm devam ediyor. Suruç Devlet Hastanesi'nde 3 insanımız linç edilerek katledilmiştir. Olayın failleri bellidir. Annem teşhis etmiş. Katliam güvenlik kameraları önünde yapılmasına rağmen 3 yıldır hukuksuz bir şekilde dava açılmıyor. Biz adalet istiyoruz. Bugünkü ziyaretimizi Diyarbakır'a yaptık. Diyarbakır ziyaretlerimizi Deva Partisi'ni ziyaret ederek sürdürdük. Sağ olsunlar, karşıladılar bizi. Olayı bildiklerini söylediler ve biz de dayanışması için Deva Partisi ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Haklıyız ve hak yolundan ayrılmayacağız. Adalet mücadelemiz karşılık bulana kadar da bu mücadelemizi annemle ve danışma içinde olan insanlarla sürdürmeye devam edeceğiz. Ama burada sorun anlatmış olduğu, ortaya koymuş olduğu, oldukları bu mücadelenin herhangi bir şekilde bir karşılığının alınmamış olması. Burada şunu söylemek gerekiyor. Devletin temeli adalettir. Siz adaleti sağlamadığınız zaman yapacağınız bütün iş ve işlemler hükümsüz kalacaktır. Devleti ayakta tutan bu adalet anlayışından başka bir şey değildir. Ama bizim görmüş olduğumuz, bu olay özelinde görmüş olduğumuz yaşananlara bir baktığımızda ne yazık ki bu adalet anlayışının, bu adaletin tecelli etmesi noktasında hiçbir şekilde olumlu ve müsbet bir adım atılmadığıdır. Biliyorsunuz adaleti temsil eden simgenin temiz heykelinin gözleri bağlıdır. Gözleri bağlı olmasının şöyle bir karşılığı vardır. Adalet olaylara bakarken, olayları yorumlarken ve değerlendirirken kişilerin kimliklerine, dillerine, dinlerine, sosyal statülerine, siyasi statülerine bakmaz. Eğer bu bahsetmiş olduğum kriterlere göre bakar ve değerlendirirse orada adaletin tecelli ediyor olmasından bahsedemeyiz. Onun için insanlık tarihinde adaletin simgesi olan Temis'in gözlerinin bağlı olmasının bir karşılığı olması lazım. Ama Şen Yaşar ailesinin bugüne kadar yaşamış olduğu süreçte adaletin gözlerinin bağlı olmadığını, adaletin gözlerinin açık olduğunu, failleri, mağdurları değerlendirirken bulunmuş oldukları sosyal statüye, konumlara ve bulundukları siyasal duruma göre değerlendirdiklerini çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Bu konuda adaletin tecelli etmesi konusunda elleri kolları bağlı olmayan adalet sisteminin neden Yıldız ailesinin yargılandığı ve Şen Yaşar ailesinin mağdur olduğu dosyada 3 yıldır gizlilik kararıyla dosya hakkında bir karar vermiyor. Bu konuda savcılığın, bu konuda ilgili makamların ivedilikle açıklama yapması ve gereğini yapması gerekiyor. Biz mevcut haliyle ortada şaibelerin giderilmediği, hukuksuzlukların ortadan kaldırılmadığı dosyada maddi gerçekler bu kadar ortadayken herhangi bir şekilde adım atılmamasını hukuka, adalete ve hukuki güvenliğe bir açık saldırı olarak kabul ediyoruz. Bu saldırının